Sevgili öğrenciler merhaba, ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğünde görevli felsefe öğretmeni Gür Gür. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlik ve alan yeterlik sınavlarında çıkan felsefe sorularının çözümlerini yapacağız. Şimdi bu dersimizde 2018 temel yeterlik testindeki felsefe sorularını çözmeye başlıyoruz. 11. sorumuz Sokrates'in felsefenin işlevleriyle ilgili bir soru. Bu parçada felsefenin aşağıdaki işlevlerinden hangisi vurgulanmaktadır? Sokrates bilgeliği tanımlarken onun özelliğinin her şeyi bilmek değil neyi bilip neyi bilmediğini bilmek olduğunu söyler. Bu bakımdan felsefe bilgelik arayışı diye de tanımlanır. Felsefe öğreniminin insanlara kazandıracağı önemli özelliklerden biri de insanların bildikleri konuda konuşmayı, bilmediklerinde ise susmayı öğrenmeleri olacaktır. Bu özelliği kazanan kişi fikri sorulduğunda bilmediği bir konuda insanları yanlış yönlendirmeyecektir. Örneğin biri ona hangi eylemlerimiz erdemlidir diye sorduğunda erdem kavramının tanımına ilişkin bir bilgisi yoksa bilmiyorum deyip karşısındakini yanlış yönlendirmemiş olacaktır. Evet sevgili öğrenciler, doğru cevabımız B seçeneği. Şimdi çözümümüze geçelim. Bu soruda verilen parçaya göre felsefenin işlevlerinden hangi seçeneğe vurgu yapıldığını bulmamız isteniyor. Sokrates'in ünlü sözünü hatırlarsak, "Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir." parçada sokrates'in problem bilinci açıklanmıştır yani kişi neyi bilmediğini bilmeli ve ona göre davranmalıdır seçeneklere sırasıyla bakalım a hakikati arama ve ona ulaşma isteğini güçlendirmesi felsefenin kelime anlamına da baktığımızda bilgiyi bilgeliği sevmek onun peşinde koşmak anlamına gelir dolayısıyla filozof bilginin peşindedir hakikati arar parçada neyi bilmediğini bilmekten söz edilmektedir hakikate ulaşma isteğinin güçlen gibi bir işlev vurgulanmamıştır. Dolayısıyla bu seçeneğe ulaşamıyoruz. B doğru cevabımız kavramsal ve refleksif bilginin pratik yaşama aktarılmasını sağlaması. Sokrates'e göre neyi bilmediğini bilmek refleksiyondur. Yani düşündüğünü düşünmektir. Bu parçada neyi bilmediğini bilen kavramsal ve refleksif olarak buna ulaşan kişinin pratik hayatta da bunu kullanmasına vurgu yapılmıştır. Parçamızda neyi bilip neyi bilmediğini bilmek ifadesinden bunu çıkarabiliriz. Bu özelliği kazanan kişi fikri sorulduğunda bilmediği bir konuda insanları yanlış yönlendirmeyecektir. Bakın sevgili öğrenciler, örneğin biri ona hangi eylemlerimiz erdemlidir diye sorduğunda erdem kavramının tanımına ilişkin bir bilgisi yoksa bilmiyorum deyip karşısındakini yanlış yönlendirmemiş olacaktır. Evet, bu ifadelerden doğru cevabımız B seçeneğine ulaşabiliriz. C. Eleştirel bakış açısını geliştirmesi. Felsefenin eleştirel yani sorgulayıcı bakış açısı geliştirmek gibi bir işlevi vardır. Fakat bu parçada vurgulanan refleksif düşünmek ve neyi bilmediğinin farkına varmaktır. Dolayısıyla bu seçeneğe ulaşamıyoruz. D. Tümel bilgiyi hedef edindirmesi. Felsefenin tümel, genel, kavramsal bilgiye ulaşma işlevi vardır. Fakat bu parçada vurgulanan tümel bilgiye ulaşmak değil, neyi bilmediğinin farkına varıp pratik hayatta da bunu kullanabilmektir. Dolayısıyla bu seçeneğe de ulaşamıyoruz. E soruların yanıtlar kadar önemli olduğunun farkındalığını kazandırması. Felsefede sorular cevaplar kadar önemlidir. Fakat bu parçada soruların cevaplar kadar önemli olması işlevi değil kişinin problem bilincine varması işlevi vurgulanmaktadır. Dolayısıyla bu seçeneğe de ulaşamıyoruz. 12. soruyla devam ediyoruz. Bilimsel bilginin özellikleriyle ilgili bir soru. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisi tartışılmaktadır? İnsanların yüzyıllardan beri doğru olarak kabul ettikleri bilgilerin bile bir gün yanlış olduğu anlaşılabilir. Örneğin yüzyıllarca Aristoteles fiziğiyle desteklenen Batlamyus astronomisine göre dünyanın evrenin merkezinde hareketsiz bir şekilde durduğu doğru ve kesin bir bilgi olarak kabul edilmiştir. Oysa modern çağdaki bilimsel gelişmeler bu teorinin yanlış olduğunu gösterdi. Acaba gelecek yüzyıllarda yeni bilimsel gelişmelerle şu anda doğru ve kesin olarak kabul ettiğimiz Newton fiziği ve Kepler astronomisinin de yanlış olduğu ortaya çıkabilir mi? Bundan kuşku duymamızı kim nasıl engelleyebilir? Evet sevgili öğrenciler doğru cevabımız denizli seçeneği doğru bilgi mümkün müdür? Şimdi çözümümüze geçelim. Parçada bilimsel bilginin dogmatik bakış açısıyla mutlak doğru kabul edilemeyeceği astronomiden örneklerle açıklanmıştır. Hiçbir kanun sonsuza kadar doğru kabul edilemez. Bilimsel bilgi eleştiriye ve şüpheye açıktır. Kanunlar aksi ispat edilene kadar geçerlidir düşüncesi açıklanmıştır. Parçada aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi soru tartışılmaktadır? Şimdi seçeneklerimize sırasıyla bakalım. Bilginin kaynağı nedir? Bu soruya cevap olarak felsefe tarihinde farklı yaklaşımlar var. Rasyonalizm, empirizm, kritisizm, fenomenoloji, pozitivizm gibi. Parçada açıklanan görüş bilginin kaynağı ile ilgili değil, doğru bilginin mutlak olamayacağı ile ilgilidir. Dolayısıyla bu seçenek doğru değildir. B. İnsan bilgisinin bir sınırı var mıdır? Bu soru bilinebilir olanın sınırı nedir? Her şeyi bilebilir miyiz soruları ile birlikte düşünülür. Parça bilginin sınırı değil doğru bilginin zamanla değişebileceği ile ilgilidir. Dolayısıyla bu seçenek de yanlıştır. C. Bilimselliğin ölçüsü nedir? Bu bir yöntem paradigma sorusudur. Yani bilimsel olan hangi ölçüde ya da paradigma'ya göre belirlenir. Parçada doğru bilginin değiştiği görüş açıklanmıştır. Bu seçenek de yanlıştır. Doğru cevabımız D'yi açıklıyoruz. Doğru bilgi mümkün müdür? Parçada tartışılan soru budur. Çünkü doğru bilgi mümkün müdür diye sorduğumuzda parçadaki açıklamalara bakarsak o an ve o günkü bilgi birikimi ve kanıtlar çerçevesinde mümkün olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Zamanla araştırmalar geliştikçe bilginin doğruluğunun değişebileceği astronomiden örneklerle verilmiştir. İlk cümlemize bakarsak sevgili arkadaşlar, insanların yüzyıllardan beri doğru olarak kabul ettikleri bilgilerin bile bir gün yanlış olduğu anlaşılabilir ifadesinden ve astronomiden verilen örneklerle açıklandığı için D seçeneğine doğru olarak işaretleyebiliriz. E, bilginin değeri nedir? Bilginin yaşamsal, pratik ve entelektüel değeri vardır. Parçada bilginin değeri değil, mutlak olmadığı, değiştiği tartışılmaktadır. Dolayısıyla bu seçenek de yanlıştır. 13. sorumuzla devam ediyoruz. Descartes'in varlık felsefesi ile ilgili bir soru. Bu parçadaki görüşler aşağıdaki varlık anlayışlarından hangisiyle açıklanır? Beynin fotoğrafı, zihnin veya bilincin fotoğrafı değildir. Fiziksel bir şey olmadığı için zihnin bir fotoğrafı olamaz. Bu yüzden büyük olasılıkla kaynağı zihin olduğu için bir inancın, düşüncenin, algının, imgelemin, arzunun ve duygunun fotoğrafını da çekemeyiz. Çünkü zihin ve beden birbirinden farklı iki tözdür. Düşünmemizi sağlayan beynimiz değil, zihnimizdir. Doğru cevabımız B seçeneği yani Descartes'in dualist anlayışı. Şimdi sorumuzu çözelim. A. Herakleitos'un oluşu esas alan anlayışı bu görüşe göre varlık oluştur. Varlık diyalektik bir süreçten geçer. Tez, antitez, sentez. Varlık, yokluk, oluş. Herakleitos'un ünlü sözü. Her şey akar. Bir ırmakta iki kez yıkanılmaz. Değişmeyen tek şey değişimdir. Bu yaklaşımda varlığın ikili bir yönü olduğundan söz edilmez. Dolayısıyla bu seçenek yanlıştır sevgili öğrenciler. Doğru olan B seçeneğimiz Descartes'in dualist anlayışı. Parçaya göre beyin maddesel bir organ. Zihin ve bunun ürünleri düşünce, algı, imgelem, arzu, duygu soyuttur. Beynin fotoğrafı olur fakat zihin ve ürünlerinin olmaz. Bunlar iki farklı tözdür. Bakın şuradan çıkartabiliriz. Çünkü zihin ve beden birbirinden farklı iki tözdür. Bu görüş Descartes'in varlık anlayışı ile açıklanabilir. Çünkü ona göre insan ruh ve beden olarak iki yönlü bir varlıktır. Yani varlık birbirine zıt iki tözden oluşur. Dualizm ikilikçilik demektir. Parçada Descartes'in dualist varlık anlayışı açıklanmaktadır. C seçeneği Husserl'in fenomenolojik anlayışı fenomen görünen şey demektir. Bu yaklaşıma göre varlık görünen şeylerdir. İkili bir yönünden söz edilmez. Dolayısıyla bu seçeneğe de ulaşamayız. Hegel'in idealist anlayışı bu yaklaşıma göre varlık idadır. Yani soyuttur, kavramsaldır. Bu yaklaşım varlığın tek bir yönüne vurgu yapar. Dolayısıyla bu seçeneğe de ulaşamayız. Lametri'nin maddeci anlayışı. Bu yaklaşıma göre varlık maddedir yani somuttur. Bu yaklaşım da varlığın tek bir yönüne vurgu yapar. Dolayısıyla bu seçeneğe de ulaşamayız. 14. sorumuzla devam ediyoruz. Aristoteles'in ahlak felsefesiyle ilgili bir soru. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Aristoteles'e göre ahlakta bazı davranışlar amaç bazıları araçtır. Örneğin insanların çoğu zenginliği arzular ve elde etmeye çalışır. Ancak onlar için zenginlik zenginlik olarak amaç mıdır? Yoksa zenginlikle elde etmek istedikleri başka bir amaç mesela haz veya ün mü söz konusudur? Bu durumda İnsanların eylemlerinde peşinden koştukları iyi, kendisinden öte herhangi bir şeyin elde edilmesi için araç olarak istenmeyendir. İşte insanın bizatihi kendisi için istediği bu nihai iyi mutluluğun ta kendisidir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada Aristoteles'e göre mutluluk kavramının ne olduğu açıklanmaktadır. Ona göre mutluluk araç değil kendisi amaç olan bizzat kendisi için istenen iyidir. Buna göre seçeneklere sırasıyla bakalım. A. Ahlaken iyi davranış insanın koşullarına göre değişir. Parçada insanın koşullarına göre değişen değil, kendisi amaç olan davranışın iyi olduğuna vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla doğru cevap olamaz. B, bir eylemin ahlaken iyiliği başkalarına sağladığı yarara bağlıdır. Parçada vurgulanan iyi kavramı herhangi bir şeyin elde edilmesi için araç olan, peşinden koşulan bir iyi kavramı değildir. Kendisi amaç olan bir iyidir. Başkalarına sağlanan bir yarar vurgusu da yoktur. Bu sebeple bu da doğru cevap olamaz. C. insanın nihai amacı olan mutluluk, esenlik ve fayda gibi değerlerin toplamıdır. Parçada mutluluğa esenlik ve fayda ile değil, kendisi amaç olan iyinin istenmesi ile ulaşılacağına vurgu yapılmıştır. Bu sebeple bu da doğru cevap olamaz. D. Başka bir amaç için yapılan ahlaki bir eylem insana mutluluk verir. Bu seçenek de doğru değildir. Çünkü başka bir amaç için değil, tam tersi kendisi amaç olan iyi mutluluğa götürür denmektedir. Dolayısıyla bu seçeneği de eliyoruz. Niçin diye sorulduğunda başka bir amaca işaret etmeyen eylem ahlaken iyidir. Doğru cevabımız bu seçenektir. Tam da Aristoteles'in parçada vurguladığı gibi. İşte insanın bizatihi kendisi için istediği bu nihai iyi, mutluluğun ta kendisidir demektedir. Yani başka bir amaç için değil, kendisi amaç olan eylem ahlaken iyidir. 15. sorumuzla devam ediyoruz. Gazali'nin nedensellik düşüncesiyle ilgili bir soru. Gazali'nin bu parçada nedensellikle ilgili düşüncesini aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? Gazali doğadaki nedenselliğe yönelik şüpheci bir yaklaşım sergiler. Ona göre filozoflar doğadaki düzeni doğa yasası dedikleri ilkelerle açıklar. Buna göre doğada olup biten hiçbir şey bu ilkelere aykırı olamaz. Ancak Gazali için filozofların nedensellik dedikleri şey terimlerin ve bu terimlere karşılık gelen nesnelerin birbirini gerektirmesi değil olayların birbiri ardı sıra gelmesinden ibarettir. Çünkü ateş ile yanma arasındaki ilişkiye bakıldığında ateşin yakmayabileceğini düşünmek mantıksal olarak çelişkili değildir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Öncelikle sorumuzu çözerken nedensellik ilkesinin ne olduğunu bir açıklayalım arkadaşlar. Her şeyin bir nedeni vardır ve belirli koşullar içinde aynı nedenler daima aynı sonucu doğurur. Parçada Gazali'nin nedenselliği eleştirdiğini görüyoruz. Kendinden yüzyıllar sonra Hume'u etkileyen bir eleştiri olduğunu da söyleyebiliriz. Son cümlesine baktığımız zaman ateşin yakmayabileceğini düşünmek mantıksal olarak çelişkili değildir. Bu ifadeden doğru cevabımıza ulaşabiliriz. Şimdi diğer seçeneklerimize bakalım. A. Doğadaki her şey doğal nedenlerden meydana gelir. Gazali bu parçada doğada her şeyin doğal nedenlere bağlı olduğunu değil, nedenselliğin kendisinin yanlış algılandığına vurgu yapmaktadır. B. Aynı koşullar altında hep aynı sonuçlar ortaya çıkar. Gazali bu yasayı eleştirir. Nedensellikle ilgili düşüncesi terimlerin ve bu terimlere karşılık gelen nesnelerin birbirini gerektirmesi değil, olayların birbiri ardı sıra gelmesinden ibarettir şeklindedir. C, neden-sonuç ilişkisi tanrısal iradenin sonucudur. Parçada tanrısal iradeye vurgu yapılmadığını, olayların ard arda gelmesinin birbirini gerektirmeyebileceğine vurgu yapılmıştır. D Doğa denilen karmaşık yapıda mucize veya rastlantı söz konusu değildir. Mucize ve rastlantıya bizi götürecek bir açıklamaya rastlamıyoruz. Dolayısıyla A, B, C ve D seçeneklerine ulaşamıyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. İyi çalışmalar dileriz sevgili öğrenciler. <laughs>